ne konuşuldu bilmiyoruz. İki sayın bakan bilgi verdi Cumhurbaşkanı'nın açıklaması üzerine. Milletvekilleri de dinledi. Ha, hemen arkasından zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. Ona bir geleceğiz ama bakın Meclis Genel Kurulu'ndaki İsrail tehdidine ilişkin bu toplanmanın ve toplanmanın içeriğine hazırlanmanın ve hazırlandıktan sonra gelişen olayların toplamına bir bakalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla genel kurul İsrail tehdidine ilişkin toplandı. Mecliste kapalı oturum düzenlendi. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ve milli güvenliğimizi her şeyin üstüne tutan bir anlayışla bölgedeki politikalara karşı emin adımlarla ilerlememiz gerekir. Numan Kurtulmuş genel kurulda yaptığı konuşmada İsrail'in saldırılarına ilişkin mesaj verdi. Bir milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, özellikle Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar sonrasında zaten uluslararası sistemi, uluslararası hukuku yerle bir eden tavrının daha da azgınlaşacağının aşikar olduğu bir ortamda bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ve milli güvenliğimizi her şeyin üstüne tutan bir anlayışla bölgedeki politikalara karşı emin adımlarla ilerlememiz gerekir. Bu çerçevede ümit ediyorum ki bugünkü bilgilendirme toplantımızda bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde ülke olarak, millet olarak nasıl kendimizi bu tehlikelerden koruyabileceğimizi gündeme getireceğiz. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından AK Parti görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önerge sundu. Önergenin kabul edilmesiyle kapalı oturuma geçildi. Alınan karar doğrultusunda yeminli stenograflarla görevliler dışındakiler salon dışına çıkarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kapalı oturum yapılmasına karar verildi. Basın büroları kilitlendi ve basın mensupları dışarıya çıkartıldı. Kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerini bilgilendirdi. İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında bilgi verildi. Kabul etmeyenler... Her bir bakana 30'ar, siyasi parti gruplarına 20'şer dakika süre verildi. Mecliste grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verildi. Kapalı oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti. Kapalı oturumda konuşulanlar 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalacak. 10 yıl sonra ancak genel kurul karar verirse gizlilik kaldırılacak. Bir kez daha